Bakın Mustafa Akkaat diye bir adam var. Bilir misiniz bu adamı? Mustafa Akkaat. Çağrı diye bir film var. Bunu hepiniz bilirsiniz. Çağrı filmi. Benim en sevdiğim filmdir. 30'dan fazla seyretmişimdir bu filmi. Muhteşem bir film. Kim yaptı bu filmi? Mustafa Akkaat. Bir yönetmen. Peşinden Ömer Muhtar'ı çekti. Bütün dünyada ses getirdi bu iki film. Peşinden İstanbul'un fethini çekecekti. İstanbul'a geldi, sponsor bulamadı. Sonra da vefat etti zaten. Bir terör saldırısında öldü. Allah onu şehit kabul etsin. Amin. Amin. Bu adam Çağrı diye bir film çekti. Bütün dünyadaki Müslümanlar bu filmi izledi. İslam'a olan sevgileri, saygıları çok daha fazla arttı. Daha ötesi kalıcı bir eser bıraktı. Dünyanın en iyi artistlerini aldı. Gayrimüslimler. Anthony Quinn diye bir adam aldı mesela. Çok önemli mafya filmlerinin önemli bir karakteridir. Aldı bu adamı, filmin başrolüne koydu. Hazreti Hamza rolünde. Allah ondan razı olsun. Bu role koydu. Halk arasında bir deyim var işte, o rolü oynadıktan sonra Müslüman oldu falan diye. Hayır, yönetmen bunu inkar ediyor. Hayır, İslam'a karşı çok sevgi duyduğunu, saygısının çok fazla arttığını, ön yargılarının tamamen kırıldığını bana söyledi Anthony. Fakat Müslüman olmadığını, hala üç tane inanışında olduğunu belirtti. Profesyonel bir adam, üç tane inanışıyla öldü gitti. Fakat büyük bir eser bıraktı Mustafa Akkaat. Şimdi spiker diyor ki, gazeteci buna bir sual yönetiyor. Diyor ki, filmi çekerken teknik anlamda zorlandığınız bir an oldu mu diyor bu filmi çekerken. Yönetmen diyor ki, ya diyor, figüran olarak kullandığımız insanların çoğu köylüler, Arap köylüleriydi. Uhud Savaşı sahnesini çekeceğiz. Uhud Savaşı'nda biliyorsunuz Hazreti Hamza İslam'ın generalidir. İlk komutanımızdır. Allah ondan razı olsun. Hazreti Hamza'nın ölmesi gerekiyor. Öldürecek kişi kim? Vahşi. Bir köle. Vahşi. Vahşi'yi buldum diyor. Bize yemek hazırlayan bir tane adam var diyor otelde. Baktım fiziği falan çok iyi. Sen dedim bir rolle oynar mısın? Ne oynayacağım abi dedi. Vahşi. Hazreti Hamza'yı öldüren birisi. Ya çok önemli bir insan. Çok seviyorum. Ben başka bir rol versen olmaz mı abi bana dedi. Hayır, bunu oynaman lazım. Birisine bunu koyacağız mecbur. Ve senin tipin çok korkutucu. Fiziğin de çok müsait. Sen vahşi oyna. Bütün figüranlara verdiğimin beş katını sana vereceğim dedi. Parası güzel geldi. Salim kabul etti rol teklifini. Vahşi oynadı. Şimdi çarpışma sahnesi var. Vahşi insanlar çarpışırken aradan mızrağıyla beraber gelecek. Boşluğu bulacak. Ve Hazreti Hamza'ya mızrağı fırlatacak. Köylüler role o kadar fazla kendini kaptırdı ki devamlı savaşırken Vahşi'nin önüne geçiyorlar. Hazreti Hamza'nın önünü kapatıyorlar. Vahşi boşluk bulamıyor. O sahneyi 4 saat çekemedik diyor. Köylüler devamlı önünü kapatıyor. Arkadaşlar açın önünü. Mızrak yemesi lazım. Vahşi'nin ve kameranın o sistemi Hamza'yı görmesi lazım ki mızrağı atsın adam. Açın önünü diyorum. Tamam tamam diyorlar. Sahneyi çekmeye bir başlıyoruz. Hazreti Hamza'nın vurulmasını istemiyor köylüler diyor. Tabii mantıklarıyla değil hisleriyle hareket ediyorlar. Kimse Hazreti Hamza'nın öldüğü sahneyi defaatle izlemek istemiyor. Bak bu savaş sahnelerini falan hep defaatle geriye sararsın izlersin. Çok kalite sahne. Mesela Ebu Cehil de mızrakla öldürülüyor. Ebu Cehil. Uzaktan birisi tak mızrak atıyor Ebu Cehil'e. O sahneyi çeviriyorsun geriye 10 defa izliyorsun mesela. Müthiş keyif alıyorsun. O kibirli adam gittiği zaman ama Hazreti Hamza'yı hızlandırıyorsun. Ben birçok sahne, birçok defasında hep ileriye sarmışımdır. O sahneye geçiştiriyorum. Olacağını biliyorsun. İzlemek de acı veriyor. O yüzden geçiştiriyorsun. O sahneyi çekmemiz diyor saatler sürdü. Sonra diyor film yayınlandı. Bütün dünyada ses getirdi. Bir iki sene sonra diyor bu Salim, Vahşi'yi oynayan karakter bana telefon açtı. Abi nasılsın? Çok şükür kardeşim, hamdolsun. İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Abi Allah senin belanı versin. Şok oldum diyor. Yani nasılsın, iyi misin dedik. Ondan sonra bana bela okumaya başladı. Sen benim hayatımı mahvettin. Ben 2 yıldan beri iş bulamıyorum. Sokakta hangi Müslüman beni görse yüzüme tükürüyor. Ya sen niye bana başlıyorsun diyor. Bak role o kadar fazla kendisini kaptırmış ki. Niye bana bunu verdin diyor. Müslümanlar da tabii o filmi yüzlerce defa izlediği iş. Her Ramazan'da bu filmi izliyor musun, izlemiyor musun? Allah aşkına. Dürüst konuş ya. Şimdi 4 Kasım'ı da yaptılar. Geçen sene bir kere daha seyrettim. Şimdi bu sene Ramazan gelecek, yayınlayacaklar bütün kanallar. Bütün dinsiz kanallar Ramazan'da Müslüman oluyor kardeşler, biliyorsunuz. Bak önümüzdeki hafta sohbeti Salı akşamı yapmayacağım. Kandil akşamı yapacağım. Perşembe gecesi Regaib Kandili. Allah nasip ederse 3 aylara giriyoruz. Ramazan geliyor. Şimdi o İslam'a küfreden
kanallarda hep bir Müslümanlaşma göreceksiniz. Biliyor musun? Siyasilerimiz gibidir televizyon kanalları. Seçime kadar Yasin Yasin cami cami gezerler, Yasin okurlar. Seçimden sonra rakı sofraları. Siyasilerimiz gibi bu bizim kanallar. Ramazan'da hepsi bu filmi veriyor. Bu sefer 4K eşliğinde seyredeceksiniz inşallah kardeşler bu filmi. Bir kez daha o vahşi sahnesini izlediğiniz zaman aklınıza ben geleceğim bu sefer inşallah. Kardeş ekmek bulamıyorum diye 2 seneden beri evime ekmek götüremiyorum. Sen bana büyük kötülük yaptın. Allah seni helak etsin dedi bana diyor. Ben de üzüldüm diyor buna. Hemen diyor Libya Savunma Bakanı'nı aradım diyor. Bu çocuğa bir iş bulun. Ekmek bulamıyor. O filmi çektik. Filmin sponsoru da Kaddafi, Libya'nın lideri. Bütün parasını o karşıladı. Bu çocuğa bir iş bulun falan dedim. Tak araya girdiler. Alt kademede bir iş buldular bu adama. Hayatına devam ettirdi diyor. Şimdi Mustafa Hakkat öldü. Eserleri yaşıyor. Ömer Muhtar diye bir filmim var. Kesinlikle izleyin. Kesinlikle. Muhteşem bir film. İtalyanların bir yeri işgal etmesi, Müslüman bir ülkeyi işgal etmesi ve onların başındaki bir lider. Yine Anthony Quinn oynuyor burada da. Çöl Aslanı diye bir film. Bu da aynı yönetmenin yaptığı filmlerden bir tanesi. Ve bu eserleri bıraktı bu adam. Bak, kalıcı eseri var. Er odur ki koya dünyada bir eser, esersiz kişinin yerinde yerler eser. Kaç kişiyi İslam'a sevk ettin? Kaç kişiyi namaza başlattın? Basit bir şey soruyorum sana. Hayatın içinde, bak 20 yaşına geldin, 30 yaşına geldin, 40 yaşına geldin. Namaza başlattığın kişi sayısı kaç? Sohbete alıştırdığın kişi sayısı kaç? Sohbete alıştırdın mı? Hayatını kurtardın demektir. Bak senin bir eserin var. Sen ölsen bile o adam sohbete gitmeye devam etse ve işin daha güzel tarafı sohbete başkalarını alıştırsa sen kabrinde yatıyorken sana yazmaya devam eder. Buna zincirleme trafik kazası denir. Zincirleme trafik, kaç tane zincirleme trafik kazan var? Kaç kişiyi başlattın namaza? İçkiyi bıraktırdı mı bir adama? İçkiyi bıraktırdıysan içmediği her gün. Mesela adamın mutadı ne? Adedi ne? Haftanın 5 günü içiyor. Şimdi sen ona bıraktırdın ya içkiyi. 5 gün, o içtiği 5 gün içmediği her seferde sana haramdan kurtarma sevabı yazar. Bakın haramdan kurtarma sevabı namaz kıldırma sevabından üstündür. Çünkü İslam'da bir kötülüğü terk etmek bir iyiliği yapmaktan önce gelir. Haramları terk et. Şehadet getirirken biz nasıl başlıyoruz? Önce terk. La ilahe, terk. Her şeyi terk ediyorum. Bütün ilahları terk ediyorum. İllallah, o ilahtan başka. Bak önce bir terk vardır. Sonra kabul vardır. Tabi olma, sindirme. Muhammedun Resulullah, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ben onun hizmetkarıyım. Tabisiyim, takip edeyim. Önce bir terk vardır İslam'da. Terk edeceksin. Bütün eski inanışlarından vazgeçeceksin demektir. Bu iş böyle.